Maraş merkezli iki büyük depremin 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olmasının ardından 14 Mayıs'ta yapılması işaret edilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi ertelemek istediğine dair iddialara AKP'den ilk açıklama geldi. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP'li Bülent Arınç, devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil, zarurettir dedi. Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iki sayfalık bir açıklama yayımladı. Arınç yaptığı paylaşımda, "Benim seçimleri erteleme konusundaki naçizane düşüncelerim şunlardır." diyerek kendi tercihlerini şöyle açıkladı. Birinci tercihim milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 2024 yılı mahalli idareler seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. Bu yöntemle halka fazladan tercih hakkı verilecektir. İkinci tercihim cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin ötelenerek Kasım 2023'te yapılmasıdır. Üçüncü tercihim ise ilk iki seçenekte anlaşılmadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmasıdır. Anayasanın 78. maddesine bağlı olarak 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 5. maddesi gereğince seçim meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmediğine dair bir karar vermesi halinde Cumhurbaşkanı'nın seçimi bir yıl erteleyebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada yıkılan binaların bir yıl içinde yeniden yapılıp hak sahiplerine teslim edileceğini açıklamıştı. Millet İttifakı'nın üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan'ın bu sözlerine göndermede bulunarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı. Erdoğan'ın "bana bir yıl verin" sözünden anladığımız 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle seçmen kütüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanmaması gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek. Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu. Tartışmalara Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da katılmış ve şu ifadeleri kullanmıştı. Gelen bilgilere göre herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha oldu bitti yaparak anayasayı yok saymaya hazırlanıyorlar. Seçimler anayasanın 78. maddesine göre sadece TBMM'de ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebilir. Bunun istisnası yoktur. TBMM'yi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak açıkça siyasi darbe olur. Anayasal suç olmasına rağmen seçimler bir kez ertelenirse bunun önü açılır ve kimse Yüksek Seçim Kurulu'na bir daha seçim kararı aldıramaz. Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için Allah'ın lütfu değildir. Halk buna izin vermez, nokta.